Dosyamızda bir imiş başlığı tasarlamak için hazırlanmış 3 tane profil olduğunu görüyoruz. Bu 3 profilden geçerek bir kat oluşturalım. Bunun için kullanmamız gereken yöntem loft ile kat oluşturma yöntemidir. Sırayla bütün profilleri seçiyorum. Seçimim tamamlandıktan sonra buradaki parçaya biraz form vermek istiyorum. Ancak bu kez form verirken kılavuz eğrileri kullanmayacağım. Form vermek için kullanacağım yöntem sınırlandırma şartları. Başlangıç için profile dik ve yine bitiş için profile dik olarak davranmasını istiyorum. Böylece bir form oluşmuş oldu. Şimdi bu formdaki etkilenme miktarlarını değiştirelim. Başlangıç için 0.9, bitiş için ise 0.5 kadar etkilenmesini istiyorum. Ve buradaki parçanın içi dolu değil de sadece bir kabuk gibi olmasını istediğim için veya kabuk unsurunu daha sonradan eklememek için ince unsur özelliğini açıyorum. Ve burada 0.09 inç kadar bir kalınlık gereksinim belirtiyorum. İşlemi onayladığımızda imiş başlığının gövdesini kabaca oluşturmuş olduğumuzu görüyoruz.